Hoş geldiniz efendim. Tanrılar sizi korusun. Yüzersef acaba bana itaat edebilecek mi? Hayır efendim. Bu konuda size itaat etmeye yanaşmıyor. Ona boyun eğdirmek hiç zor bir iş değil. Ama siz beceremiyorsunuz. Ben bu İbrani köleyi uslanması için zincire vurun, aç ve susuz bırakın diye zindana attırdım, öyle değil mi? Ama siz ona hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama yüce efendim, kaçmaya kalkışana zincir vurulur. Yüzersif'in böyle bir niyeti yok ki. Boğazına düşkün, doymak bilmez kimseyi aç bırakırlar. Yüzersif azıcık yemeğini bile arkadaşlarıyla paylaşır. Suç işleyen mahkumlar kırbaçlanır ama Yüzersif suçlu değil ki. Demek ki doğruymuş. Yüzersif hepinizi kendine bağlamış. Doğrusunu söylemek gerekirse evet hanımefendi. Ben hanımefendi Züleyha'nın Yusuf'a aşık olmasını anlıyorum. Sevilmeyecek biri değil ki o. Karimama'dan onunla konuşmasını istedim. Onu Yüzersif'e götürün. Muhafız, Yüzersif'i görüşme odasına getirin. Bizi yalnız bırakın. Yine ne oldu Karimama? Hanımefendi Züleyha hala o olmayacak hayallerin peşinden mi koşuyor? Yeniden yemek yemeye ve uyumaya başladı ama... sizi unutması pek mümkün görünmüyor. Ona acıyorum Karimama. Nefsine bu kadar çok uyacağına, keşke aklına uysaydı. Aşıkta akıl olmaz. Züleyha aşık değil. Hevesi aşkla karıştırmayın. Aşk kutsaldır ve kirli gönüllerde yuva yapmaz. Hanımefendi Züleyha'yı hafif meşrep bir kadın gibi göremezsin. Tanrılara and olsun, eğer o izin verseydi ben işkencelerle seni yola getirirdim. Ama dua et ki buna yanaşmıyor, anladın mı? O da iyi bilir ki Yüzersif teslim olmaz. Bu yüzden sana sert davranma izni vermiyor. Ben Züleyha'yı seviyorum. Ve arzularına ulaşması için elimden geleni yapacağım. İster buna geçici heves de, ister aşk de. Ben serbest bırakılmanı istemiyorum ama... hanımefendi Züleyha istiyor. Ben sana özgür olmanın yolunu göstermek için Züleyha adına buraya geldim. Siz Züleyha'yı ne kadar seviyorsunuz? Canım kadar seviyorum. Bense Yaradanımı canımdan çok seviyorum. Benim yegane amacım... eylemlerimle Züleyha'yı değil, onu hoşnut etmektir. Bak, sana söz veriyorum.
Züleyha'ya boyun eğer ve istediğini yerine getirirsen derhal serbest bırakılacaksın. Züleyha'ya söyle. Yüz Arsif günah ve kirlenme karşılığında olacak bir özgürlüğü istemiyor. Ruhunu şeytana satmaktan vazgeçsin. İffetli olmak, eşine sadık kalmak size bir şey ifade etmiyor mu? Züleyha'ya olan onca sevgime rağmen onun kötü bir kadın olduğunu itiraf etmeliyim. Potifar gibi kuvvetli bir erkeği varken senin gibi birinin peşinden nasıl koşuyor buna hayret ediyorum gerçekten. Eğer Züleyha o biricik sevgiliyi tanısaydı, Yusuf gibi bir zavallıya gönül vermezdi. Rabbim, Züleyha'yı içine düştüğü bu karanlık zindandan kurtar ve kalbini iman nuruyla aydınlat. Çürüyünceye kadar bu zindanda kalsın. Ne zaman bir deve iğne deliğinden geçer, işte o zaman Yüz Arsif de serbest kalır. Gidelim. Züleyha kendini kaybetmiş bir kumarbaz sanki. Ama belli etmiyor. Taş yürekli olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber Yakub'a bakmıştım. Ne yapacaksınız onu? Mısır'da tutuklu olan bir gençten ona bir mesaj getirdim. Bir tutuklu gençten mi dediniz? Evet. Benimle gelin. Dış görünüşü, boyu posu, yaşı kaçtı? Uzun boyluydu. 30-32 yaşlarındaydı. Yüzü güzeldi öyle diyeyim. Adı da Yusuf'tu öyle diyeyim. Adını sordum ancak söyleyemeyeceğini ifade etti. Uzun saçları ve sakallarından güzelliği görünmüyordu. Benim Yusuf'umun güzelliği örtülerin ardından bile seçilir. Hayır. Hiçbir şey o güzelliği gizleyemez. Kenan'ın ulularını sordu. Sizi söyledim. Meyveyle dolu 12 dalı sordu. Birini kestiler dedim. Adını niçin söylemedi? Niçin söylemeyeceğini ifade etmiş. Benim Yusuf'um olsaydı söylerdi. Babası için de olsa söylerdi. O gençten bir mesaj getirdim demiştiniz. Evet. Evinden uzak, garip mahkumlar için dua etmenizi söyledi. Allah onu zindandan kurtarsın. Ne zaman dua etmek için ellerinizi Yüce Yaradan'a açarsanız, ana babalarından uzak evlatlar için de dua istedi. Bu benim Yusuf'um. Bu babasından uzak evlat benim Yusuf'um. Duyuyor musun Bünyamin? Bunlar babasından ayrı düştüğü için ağlayan kardeşinin sözleri. Lütfen sakin ol baba. Yusuf'un Mısır'da ne işi var? Üstelik zindanda. Ayrıca söylenenler Yusuf'u işaret etmiyor. Bu tutuklu ya benim Yusuf'umdur ya da Yusuf'un nerede olduğunu biliyor.
Allah'ın halifesi ve kesilen dal hakkında da bir şeyler söyledi ancak o aklımda kalmadı. Rabbim, onu zindanın köşesinden sevgi dolu baba ocağına kavuştur. Babasının gönlünü onun yüzüyle aydınlat. Müsaadenizle ben artık kalkayım. Allah sizi korusun. Allah bu güzel haberiniz karşılığında size ödül versin. Umarım bu gözler Yusuf'umu görmüştür. Umarım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Rabbim, o dua isteyen Mısırlı gencin dileğini yerine getir. Efendim, kralın habercisi size mesaj getirdi. Ekselansları Ankh-Mahu'ya selam. Mısır tanrısı Kral 3. Amonhotep, Mısır tapınaklarının büyük kahini Ankh-Mahu'yu kraliyet sarayında verilecek büyük şölene davet ettiler. Teşrifiniz bu toplantının görkemini arttıracaktır efendim. Kralın bu nazik davetleri için minnettarız. Şölene katılacağız. Gidebilirsin. İyi yolculuklar. Neden kabul ettiniz? Bu bir tuzak olabilir efendim. Başka çaremiz yok. Katılmamak Amonhotep'e baş kaldırmak ve savaş açmak anlamına gelir. Diğer taraftan, eğer Apophis Amonhotep'in canına kastetmişse azmettirici olarak bizler suçlanabiliriz. Gitmemek bu suçlamayı kabul etmek demektir. Bu ziyafet bir komploysa o zaman ne yapacağız? Padiyamon tehlike durumunda harekete geçmeleri için askerlerine hazır olmaları emrini verebilir. Bizler de şehrin ileri gelenlerini ziyafete çağıracağız ki Amonhotep onların yanında bize karşı harekete geçmesin. Tanrı Amon'un taraftarları o kadar fazla ki efendim, kral büyük kahin Ankh-Mahu'ya karşı hiçbir hakarette bulunamazlar. Pekala, gidin ve yarınki ziyafet için hazırlanın. Selam sana Hürremhob. Selam size. Biz Apophis, Inerus ve kahin Kimuni'yi almaya geldik. Emredersiniz efendim. Hemen hazırlarız. Tutuklu Inerus ve tutuklu Apophis gitmek için hazırlansınlar. Sakin ol. Sakin ol. Alın onları. Yargılanmak için Amonhotep'in huzuruna çıkarılacaksınız. Apophis. Apophis. İman ettiğin Allah'a tevekkül et. Onun iradesine razı ol. Bu dünyada kalırsan yine birbirimizi görürüz. Öbür tarafa gidersen biz de çok geçmeyecek sana katılacağız. Bugün üçüncü gün. Biliyorsun Yüzersif'in yorumları doğru çıktı. Kalk Apophis! Acele et! Tamam. Tamam. (Gülüyor)
seni yaradan Rabbine kavuşacaksın. Kahin Kimuni'yi hazırlayın. Senden biri olarak ayrıldığın için mutlu olman gerek. Buradan sağ salim çıkarsam seni ziyarete geleceğim. Mimisabu gibi sana yemek ve yiyecek getirmemi ister misin? Bana değil, arkadaşlarıma getir. Inarus, dua et. Dua et de Allah bir an önce bizi de buradan çıkarsın. Bütün kalbimle dua edeceğim. Hey Apophis! Merak etme, Yüzersif'in kehanetleri çıkmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Kapıyı aç. Kain Kimuni, dışarı, buradan gidiyorsun. Nereye? Nereye? Bilmiyorum. Amonhotep'in subayları seni almaya gelmiş. Onu zincirle. Ben... Senin sayende iman ettim Yüzersif. Bu inancımı korumaya çalışacağım. Sen Amonhotep'in yanına gidiyorsun. Eski makam ve mevkiine kavuşacaksın. Amonhotep'i bir kez gördüm ve ondan iyi bir hatıram var. Efendinin yanında beni an. Yüzersif suçsuz. Boş yere onu zindanda tutuyorlar. Muhakkak. Muhakkak efendime senden söz edeceğim. Bana hadi güvenebilirsin. Dualarımız senin. Allah'a ısmarladık. Allah yardımcın olsun. Benim için dua edin. Dualarım sizinle. Sizin için dua edeceğiz. Güle güle dostum. Allah'a emanet olun. Güle güle, Allah yardımcın olsun. Üzülme. Kral Amonhotep seni mutlaka zindandan kurtaracak. Keşke bizim de yardım isteyecek bir kimsemiz olsaydı. Ne dedin? Amonhotep seni zindandan kurtaracak dedim. Onun buna gücü yeter. Ama ben Amonhotep'ten daha kudretlisini tanıyorum. Niçin ondan yardım istemedim? Kimuni Hazretleri siz misiniz? Apophis, Inarus. Siz burada ne arıyorsunuz? Bize aptal numarası yapma. Biz ikimiz aylardır burada tutukluyuz. Ama kâhinler ve tapınak görevlilerinden hiç kimse bizi sormaya gelmedi. Niçin gelmeleri gerekiyordu ki? Tutuklanmanızın bizimle ne ilgisi var? Aşağılık herif. Biz sizin yüzünüzden tutuklandık. Ellerim bağlı olmasaydı suratını parçalardım. O zaman neden bizi ziyaret etmen gerektiğini anlardın. Aşağılık herif! Yüzlerini gizleyin. Tanınmamaları gerekiyor. Yürüyün. Yürüyün. Sallanmayın hadi.
Apophis. Apophis. Ne var? Şimdiye kadar konuştun mu? İşkencelere dayanamadım. Her şeyi anlattım. Eşin, çocukların ve bütün akrabalarının ortadan kaldırılacağını ne çabuk unuttun. Kırbaç ve işkence insana bunları düşünme fırsatı vermiyor. Olan oldu artık. Bu tehdidinizi de gerçekleştiremeyeceğinizi biliyorum. Henüz geç değil. İnkar et. Aksi takdirde tapınak sana bunun hesabını sorar. İtiraf etti. Hem de herkesin huzurunda. Yapacak hiçbir şey kalmadı. İtirafın işkence zoruyla olduğunu söyle. Can korkusuyla itiraf ettiğini söyle. Bu o kadar basit değil. Kabul etmezler. Başka çare yok. İnkar etmezsen yakınlarını, akrabalarını ölüme sürükleyeceksin. Kapatın çenenizi. Susun. Üzülme o kadar. Sen bir hata işlemedin ki. Allah burada hazır ve nazırdı. Ama ben İnarus'tan beni Amonhotep'in huzurunda anmasını istedim. Amonhotep'in senin suçsuz olduğunu bilmesi ve seni kurtarmasının ne sakıncası var ki? Ben başkalarından sadece Allah'tan yardım dilemelerini isterken kendim Amonhotep'ten yardım diliyorum. Bu büyük bir hata. Bu büyük hata. Bu gaflet. Sen sadece kralın senin durumundan ve suçsuzluğundan haberdar olmasını istedin. Hepsi bu kadar. Allah benim suçsuzluğumun gerçek tanığıyken başkasına ne gerek var? Rabbim senden af diliyorum. Tövbe ediyorum, hata ettim. Ben hata ettim. Hata ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.